Şimdi arkadaşlar ben bu Wildermit'i beğendim. Siz ne diyorsunuz? Özellikle özellikle de Wildermit'i söyleyen kişi Serbilanti değil mi? Evet. Tabii. Onu Serbilanti'nin ipiyle indik bu kuyuya. Evet, elinizdeki her şeyi bırakın ve hemen herkes buraya gelsin falan diyordu. Evet. O yüzden Serbilanti'le başlayalım istiyorum. Serbilant, sen bu oyunu beğendin tabii ki de neyini beğendin abi? En çok neyini beğendin? Abi dün düşünüyordum. Yarın çıkacağım şimdi. Özgür soracak. Sınava hazırlanayım. Cevaplarımı hazırlayayım diye. Şunu ver. Şimdi en son oynadığım zaman Wildermit'i böyle 3-4 gün önce açtım. En son yeni bir campaign gelmiş. Ona başlamadan bir mola verdim. 7-8 kişi mi ne var roster'ımda? 3 tane de emekli var. Bu emeklilerden bir tanesi maceracılığından 65 yaşında emekli oldu. Bir bar açtı. Kan taverna vesaire. Bir tanesi 66 yaşında emekli oldu. Ormana verdi kendisini ranger olarak. Arada bir görülüyor diye lafları çıkıyor. Arada bir görüyorlarmış onu ormanda. Yardım ediyormuş kaybolanlara falan ama bilmiyoruz. Devamını bilmiyoruz. Bir tanesi de kendisini bir kuleye kapattı. Okumaya yazmaya verdi kendisine. Bu işlerin sonunu arıyor. Şu anda roster'da aktif olanlardan biri. Bu ikisinin kuledekiyle ormandakinin çocuğu. Bir gölde bulduğu bir göl perisiyle evlendi. Birbirlerine aşık oldular. Göl perisi buna bir tane pelerin verdi. O pelerinle beraber gidiyor. O pelerin yandığı zaman falan çok mutsuz oluyor. Ya beni unutursa ya ben onu unutursam vesaire falan diye. Yani böyle bir hikaye motoru olacak gibi değil. Yani karşına bir şeyler çıkıyor. Bir yerden gidiyorsun. Bu arada hani daha şeyden bahsetmedik abi. Sen öyle bir gorgonlar vardı vesaire. Hani ana gerçekten bu insanları sen 17, 18, 19 yaşından alıyorsun. 65-66 yaşına geliyorlar. Çocuklar oluyor. Hepsinin başına bir şeyler geliyor. Çok çok müthiş bir şey gerçekten. Karakterlerin, yani emekli olanın karşına bir daha çıkıyor. Bunlar FRP oyunlarında böyle insanın fantazisini yaptığı şeyler. Yani sen bir karakter yaratıp bitiriyorsun. 10 sene sonra bir DM senin karakterini NPC olarak çıkartıyor gibi bir tat da. Evet. Yani bunu nasıl bağlamışlar bilmiyorum. Yani bu yok Ulysses hikayesi güzel mi? Deepest'lerin hikayesi iyi mi, hoş mu? Haricinde o karakterlerin gerçekten biraz kontrolün dışında olmasının da faydası var bence buna. Ne demek? Bir abi, karakteri var. Bir kontrolün dışında ne demek? Yani çünkü atıyorum karakteri yaratıyorsun. Background'ları var işte bilmem ne. Bunları sen değiştirmiyorsun. Ve bunlar öngöremeyeceğimiz bir takım eventler silsilesi oluşturmakla birlikte başka karakterlere girecekleri interaksiyonlar da çok random. O yüzden oyunun verdiği karakterlerle böyle kafa göz girme, hani bu yok ata şuydu buydu kısmı hani belki bilmez de bilirsin. Diğer kısımların hani bookish leader mı, compassionate grid wagon mu, bunlar hani hepsi çıksın ki karmaşık görelim. Zaten hani onların hepsi kötü bir story content'i daha görmedim yani. Evet, bu hepsi işim böyle o ekrana bir yazı çıkartıyor. O yazıyı bana okutacak kadar o incentive verdi oyun. XCOM'un şöyle bir kılıçlı kalkanlı büyülüsü çıksa da oynasak diyen bir insan. Gerçekten mi? Bu patolojik seviyede New York'ta shotgun'la uzaylıları öldürme sevdanız var. O bende önemli, yok. Önemli ama o ya, o önemli. Yani o bende hiç yok yani. XCOM benim için bir kere oynayıp bitirdiğim bir oyun. Evet, biliyorum. Hiç, bir daha oynamak için hiçbir. Şimdi biz çıldırmış gibi yine oynuyoruz ama dur şimdi o işin o tarafına geleceğim ve sana katılmıyorum XCOM'la kıyas konusunda. Bence XCOM daha iyi bir oyun ama başka hikaye. Yani, storytelling'den falan bahsetmiyorum. Evet. Bu oyunun storytelling'iyle uğraşmak istiyorum. Çünkü gerçekten güçlü olan yönü bu. XCOM'la kıyasa gameplay konusuna girme, kaybedersin o kombatı bence yani ama Umut'a şeyi sormak istiyorum. Yok ben yani öyle bir kapsamlı bir kombat yani şimdi XCOM çünkü bir campaign mekanikleri falan da var. Bunun o kadar öyle bir şey yok. Ya tactical tarafı çok güçlü tabii yani XCOM'un da. Umut sen de bunun adamlarla hemfikir misin abi? En güzel yeri bu storytelling'in güçlü olması mı? Güçlü mü ya da? Abi oyunun beni en çok çeken yanı 2020'de 90'larda oyun oynama nostaljisi yarattı bana. Ne demek yaşattı abi? Yaşattı bana. Nedir abi bu? Şimdi tam parmağımı da koyamıyorum üstüne ama hani o DOS'ta çalışan oyunlar vardı ya eskiden oynadığımız hani. Hı hı. Gerçekten grafik anlamında çok ileride olmayan ama içinde gerçekten hikaye olan Dragon Pass miydi? Neydi o oyunun adı? King of Dragon Pass havası yarattı. O da Serbilant'in şeylerinden biridir.
Yine o da beni o oyunu yine Serpilen çekti. Bu tür oyunları beni hep Serpilen tutup çekiyor yani. Gel buraya diye. Evet abi, yani mesai benim, yapacak bir şey yok. Bu defa Özgür'e yollayacağız diye oturup böyle oyun geçiyordu ben yani. Manyak manyak yerlere çekiyordu. Ona mı benzetti hani oyunu? Abi o tip oyunlarda şey vardı yani, zekice bir fikir ve gerçekten çok fazla severek yapıldığını gördüğün oyun hissi vardı ben. Beni evet. Çok etkilerdi o küçükken, özellikle bu tip oyunları keşfettikçe. Bunu onu hissettirdiğin ama. Oyunu yapan insanlar severek yapmışlar konusunda. Bu arada oyunu yapan insanlar demişken, baktınız mı bilmiyorum, bu neydi bunların adı? Bunların derken World Walker Games bunların adı. Bunlar da karı kocalar galiba. Okuduğum kadarıyla bir kadın bir adam var, çünkü bir de çocuk var o hikayede, bizim çocuğumuz diye anlatıyor ve iki tane bugüne kadar yazdıkları application var bunların, birisi Wildermit, birisi de çocuğu uçağa bindirdiklerinde oyalansın diye yazdıkları bir başka application. Bu ikisini anlatıyorlar, sitelerine girdim baktım, diyor ki biz Wildermit'i yazdık, bir de bir işimiz daha var, bu da çocuk uçakta oynasın diye bir application, bubble patlatmacı application mi ne yazmışlar. Çok bizim güzel. Bu iki şeyimiz var, ürünümüz var diye anlatıyorlar. Bir karı bir koca galiba bunlar. Bu bakımdan ben de şeye katılıyorum. Benim oyunla ilgili en sevdiğim şey, şimdi Serbülent de Günişer anlattığı şeyi ben onlara kadar oynamadığım için, acaba bu ne kadar tekrar ediyor ve ne kadar yeniliğe açık bilmiyorum. Benim replayability fetişim biliyorsunuz. Ama o sevgiyi ben de hissettim. Yani o konuda ben de çok takdir ettim. Çok severek yapılmış. Galiba herkes oyunu çok beğenmiş. Anladığım kadarıyla. Evet. Herkes de aynı yerini beğenmiş. Ama acaba diğer yerleri, mesela demin Günüşen dedi ki bu oyun XCOM'dan daha iyi bir oyun dedi. Ben tüylerim diye. Net. Şekilde. Net yani. Günüşen'i böyle günah hani bir şey konuşuyor. Dedim bari arkasında durayım yani. Saçma sapan konuşuyor Günüşen. Bu işin o tarafına, tactical tarafına geleceğim ama benim asıl ilgimi çeken, bu konuda fikrinizi merak ediyorum. Şimdi herifler oyunda şey yapmıştı. Herifler dediğim adamla karısı. Bütün hikayeyi bu anlatıma vermiş. Şu karakterle bunun ilişkisi falan, zaten işte sonunda gelişiyor, evleniyorlar, çocuklar oluyor bilmem ne falan, ama bu arada da bu anlatımı roguelike bir oyunla vermeye, ben böyle başka bir oyun bilmiyorum. Yani bu kadar karakterlerin arasındaki ilişkiye ve anlatılan hikayeye dayanan ama bunu roguelike bir game mekaniğe dayayan Hades var. Kim var? Hades. Ha evet, doğru. Hades var, doğru. Ama çok az olan bir şey. Hades dayak değil mi? Hades'in git vur. Kombat yap, kombat yap, kombat yap. Yine roguelike tabii ama bu bir yönden, bu bakımdan beni şey olarak etkiledi. Adam hikaye anlatıyor bize. Bak sonunda konuşmaya başladığımız anda herkes ulan çok güzel FRP hikayesi çıkıyor diyoruz. Ama herif bunu atıyorum bir ne bileyim ben Banner Saga gibi yapmıyor. Lineer bir şey de yapmıyor. Bir de roguelike oyun yapıyor yani. Bu benim için mesela en çarpan şey bu oldu. Evet. Ne kadar roguelike olduğunu sorup duruyorum size ama sizden de cevap gelmiyor. Çünkü campaign'i ikinci kere oynayan bir manyak var aramızda. Daha çok manyağımız yok yani. Abi ben aynı şey anlatabilirim sana. Dur. Anlat abi. Benim hatırlamıyorum hangi campaign'de oldu ama ilk maceracı ekibi, o emekli olanlardan bir kısmı. Böyle 5 kişilik bir ekipte, ikisi öldü zaten, o 3'ü emekli oldu. Ormanda bir orman ruhu olduğunu anladılar. Böyle gidiyoruz işte, bir her yerde fog çıkıyor vesaire falan filan. Fark ettiler, bir şey oluyor. Sonra devasa bir yaratık gördüler. Harbiden. Ha, biz yaşadık onu. Biz yaşadık o encounter. Evet, evet. İşte o. Onu yakalayamadık abi. Biz onu üzerine attık, yakalayamadık. Biz yakaladık. Sinan kolunu gitti. Dalını kırdı da kendine ok yaptı. Ondan sonra abi bayağı ileride bunların çocuklarının başına aynı şey geldi. Ha. Tüylerim diken diken oldu. Dedim lan babaları da rastlamıştı buna. Attık zırı, tuttu bu defa. Geldi ve ben başka bir seçenek seçtim. Sinan'la senin seçtiğin ondan önce olmuştu. Sinan'la senin seçtiğin seçenekler önce bir seçenek seçtim. Ve abi yani yazı, oradaki yazım, oradaki onu anlatım falan filan zaten apayrı bir kalite. Ama şey hissi bu yani, roguelike hissi abi, kaçtı gitti, bir daha da olmayacak hissi. Yani orada o ilk sarı tutturduk ya. Hı hı. Tutturamadık ya, gitti bitti yani. Ondan sonra bu olayın tekrar karşımıza çıkması gerçekten bende şey hissi uyandırdı. Allah yakaladık oğlum, yakaladık, kaçırmayın bu defa. Gerçekten bir öykücü var ve o öykücü, gençken öyle yapardık. Ben artık öyle yapamıyorum. Zaten ne zamandır FRP oynatmadım ama siz yapıyor musunuz bilmiyorum. Böyle o campaign'lerimiz, FRP oyun dünyalarımız büyür, genişler, herkes takip eder. İşte 5 sene, real time 5 sene, gerçek hayatta 5 sene sonra
o campaign dünyasına yeni eklemeler yapmanın falan keyfini yaşardık. Galiba Umut'un söylediği de o 90'larda evet. Çocuk evet. olmak dediği galiba o herhalde. O işin o tarafı gerçekten herif ne yaptığını biliyor. Gerçekten şey yapıyor. Ben bu arada siz daha çok oynadığınız için yine sorayım. Bu işin modülerlik tarafı bile beni çok çarptı. Adamın yazdığı roguelike ama modüler encounter'lar hatta böyle encounter şeyleri ne denir ona adventure serileri bile ekleyebiliyor olması Bay bilmem kim, Bay bilmem kim diye yeni adventure'lar koyuyor. Bunların birisi evet. iki sahne, birisi 30 sahne olabilir. Yani belli ki iyi tasarlanmış. Bu bana bu oyunun genius tarafı gibi geldi. Nasıl topluyorlar bilmiyorum. Bunu araştıramadım. Umut işin modlama bilmem ne falan taraflarına da daha çok baktı. O yüzden ona soracağım. Bu konuda bir daha bilgin var mı? Bu adamlar bu modları nasıl topluyorlar abi? Komüniteden mi topluyorlar? Ne yapıyorlar? Abi modları yani dediğim şey... adventure'ları. Adventure'ları herhalde büyük kısmını kendileri ve o ilk komünitede yazmışlar hı hı. anladığım kadarıyla. Ben için daha çok teknik tarafına baktım ama hani %100 konuşamıyorum. Teknik tarafında da gerçekten bildiğin mod yazılabilecek bir motor yazmış adam altına. İşin güzel yanı da şey zekice davranmış. Gerçekten az iş yapıp çok şey almış. Mesela karakter yapmak istiyorsan 11 tane mi ne şey var. Yüz ifadesi var karakterlerin. Aha. Bu kadar. Gerçekten adam hani o bütün fark etmiyorsun sen hikayenin içinde ama o kollar, bacaklar vesaireler hepsi o kadar akıllıca düşmüş ki adam minimum işle çok fazla şey çıkartabiliyorsun. Background'lar hazır. Bütün onları hazırlamış sana. Sen oturup içine gerçekten hikayeni yazabiliyorsun. Yani isteyen kişi ben orasını kurcalamadım. Sen biraz daha baktın. İsteyen kişi oturup bir mod yazabiliyor mu kendisi? Ve bunu adamlara şey yapabiliyor mu acaba? Nasıl bir sistem yaptılar? İşte adamlara kısmını bilmiyorum. Hani oyunun içine sokma kısmını bilmiyorum ama kendi modunu, hikayeni falan yazabiliyorsun gerçekten. Evet. Çok güzel. Yani oyun hala Early Access'te. Değil yani mi? Daha ne kadar mod olacak bilmiyorum. Ama ben 40 saat plus oynadım. Yani böyle 100 saat falan değil ama hani 40 saatin biraz üstünde oynadım. Ve senin oynadığın oyunu izlerken veyahut ben hani konuk gelip şey yaptığımda karşımıza çıkan o maceraları, o tam modüler dediğin opportunity çıktı. İşte Serbülent'le Sinan gittiler bir yere. İşte o kötü herife serbest bıraktık ya. Evet evet. Mesela ben öyle bir şey hiç görmedim. Hiç görmedim yani. Ben öyle bir şey çıkmadı benim karşıma. Yani ne kadar content var oyunun içerisinde bilmiyorum. Ama hakikaten iyice oynadım yani. Var olan contentleri oynadım bayağı. Ben hala seni izlediğim zaman abi bu ne? Aa, o mesela şey Turtle Kisser hikayesi ilk başta evet, çıktı. Evet. Herifin adı Turtle Kisser kaldı. Hiç görmedim ben o kontenti. Hiç benim karşıma böyle bir şey çıkmadı. Yani ne kadar çok kontent olmalı şey diye düşünüyorum. Hani modül diyorsun ya o modüllerin her biri abi bir tane ana senaryo var. O Gorgon senaryosu. Hepimiz onu oynayacağız. Evet. Herkes gidecek. Ulistik olacak. Tabii, herkes tabii. mızrak yapacak vesaire. Ama arada o kadar çok büyük bir mod seçeneği var ki ve random yağmur gibi dökülüyor bunlar üstüne. Aynı hikaye asla aynı şekilde olmuyor. Yani hepimiz Uristix'i evet. defeat ettik ama herkes bambaşka bir ekiple bambaşka bir aynen. macera yaşadı. Evet. Abi daha da güzel yanı yani şey dedi ya, kazanmak zorunda da değilsin. Adam gerçekten bunu bir şey yapmamış yani. Bu başı bu sonu sen de burada başarılı olacak mısın bakalım benim çizdiğim yolda demiş. Ben ikinci kampanyayı fail ettim. Mızrağın yanına bile gidemedim abi. Bunu en son seninle beraber oynarken bunu söz ettim ve ben bunu evet. unutmuştum. Bunu hatırlattığın çok iyi oldu. Bu gerçekten çok şaşırtıcı bir tarafı işin. Yani herif bayağı deneyimli bir FRP'ci belli ki baştaki herif. Fail ettiğin halde hikayeyi götürüyorum. İşte çocuklarınız gelip bilmem ne görüyor falan. Daha early access'te olduğu için oyun bu adam Pathfinder Society kurdular ya bunlar şimdi. Bunlar kurdular dediğim bayağı oldu kurulalı da biz yaşlı olduğumuz için bundan geçmiş zaman diye falan bahsediyorum. Bu Pathfinder Society fikri de böyle bir fikirdi ya hani gelin abi community kendisi build etsin dünyayı. Herif almış bunu ve indie bir şekilde tek başına nasıl becerdin be adam ya. Yani çok çok bu konuda adamı çok takdir ettim. Bunu community'ye güvenerek yapmış olması falan ve community de ekliyor gibi görünüyor. Eğer yani mutlaka şey yapacaktır. Oyun çıktığı zaman siz de ekleme yapmak istiyorsanız, modül eklemek istiyorsanız filan diye seçenekler yapacaktır. Ve insanlar da modül ekleyecektir. Bak orada Serbülent duruyor. Deli deli bakıyor. Bir tane modül yazar o yani. Ben biliyorum. Tahmin yaz yaz oynarız. Tabii mızrağı abi. Ben alamadım. Adam son bölüme elinde mızrakla geldi.
Gerçekten geldi yani elinde mızrakla. Şey, Ulysses mi? Evet, Ulysses. Onun adı ne? Alamadığım mızrak elinde geldi, bana onunla vurdu yani. Evet. Peki o herife çok güzelmiş. Ulysses'i dövemezsen chapter'ın sonunda ne oluyor? Onu bilen var mı? Bilmiyorum. Ben o kadar minmax yaptıktan sonra iki vuruşta öldü o. Evet. O senin manyaklığın tabii, evet de. O abi, o onun şey XCOM Reloaded genleri. Evet evet. Ulan nasıl bir dakika. Ama o kendisi de söyledi zaten. Ben abi perfect olması için partinin 3 kere kempeyle baştan başladım falan diyor. O ayrı deli. Hepimiz ayrı deliyiz burada yani. Ama mesela 4 kişi gittik son kombata. İkimiz de action yapamadık o Ulysses ölene kadar. Hmm. İki kişi öldürdü. Geldi sana şeyi gösterdi ya abi, bak bu speed 3 oluyor, 4 oluyor, 5 oluyor. Evet, sen evet. Reload ettin falan. Ben bilmiyordum onu o vakte kadar. Aa, speed artıyormuş lan falan diye izledim ben de. Abi evet. Hatta, ben de nasıl öğrendiysem 40 zaten. Hatta bak Umut orada başka bir şeyler gösterdi. Yani. Statların arasında böyle hani hazır atılmış random sayılar var ama hangisi hangisine denk gelecek de ayarlayabiliyor musun meğersem? Evet. Bu evet. Senin için evet. Onlar benim biraz için, personality değiştiriyor. Benim için sadece, aa orada böyle sayılar varmış seviyesinde bir keşifti o. Yani. aynı ben de sayıları. Lan burada sayılar var lan falan oldum. Bu işin acayip tarafı yani, nedense o tarafına bakmamışız. Ama ya sen de göstermedin. Ben de görmemişim. Tuhaf yani ama şimdi onu soracağım o zaman. Şimdi 3 tane şey var aklımda. Bu işin oyun tarafı yani, bu modülerliği ve öykü anlatması ve herifin amacı bunca çok iyi becerdiği belli oyun. Yani bu bakımdan çok takdire şayan ama oyun tarafıyla ilgili. Mesela o zaman şey diyeyim, peki hadi Gülüşen'in demin başlattığı laf. XCOM'dan daha iyi bir oyun cümlesi. Oyun olarak oyun olarak söylüyorum. Şimdi 3 tane şeye düşünüyorum. 3 aspektini düşünüyorum. Bir kere bu işin build choice, yani oyun choice demektir. Oyun seçim yapmak demektir ise... Bu ne kadar iyi bir oyun derken, build'larımızdaki seçenekler, tactical seçenekler, stratejik seçenekler tarafı. Bu 3 taneden Gülüşen'in dediğiyle başlayalım. Daha iyi bir oyun XCOM'dan deyişiyle başlayalım. Değil. Tactical choice. Nasıl değil? Değildir. Bitirdik ki de yani. Bitti. Başladı ve bitti. Değil, güle güle. Değildir. Gelelim stratejik de. Çok güzel anlattım. Tactical tarafla ilgili ne düşünüyorsunuz? Benim bir tane ben söyleyeyim. Fikrimi de sonra size söz vereyim. Çok iyi gelmedi bana işin tactical tarafı. Sebebi de çok çok basit bir tane sebep var. Bütün oyunun en ana mekanizmalarını adjacency'ye dayadığı için, hani o birbirine adjacent olduğu zaman çalışan çok fazla şey koyduğu için, oyun böyle bir sevgi tümseyine dönüşmeyi çok fazla destekleyen bir oyun olmuş. Bu da bence tactical choice'ları azaltıyor. Değil. Söyleyin abi. O sizin yaptığınız... Sizin yaptığınız seçimlerle alakalı. Ben hiç öyle bir partide oynamadım yani. Ama adjacency bonusun olursa artı alırsın diye çok basic bir mekanik var oyunda. Herkese adjacency bonus alırsan öyle oluyor. Ben hiç sıfır tane adjacency bonusum vardı. 3 campaign oynadım. Benim mesela bambaşka adam öldürdükçe invisible olup action kazanıp diye milletin içinde koşarak gezen baltalı hunter'ım vardı mesela. Hmm. Kimse yan yana durmuyordu yani. Adjacency galiba armor vermeye yarıyor değil mi? Abi evet. Bir tane base mekanik var yani. İki kişi yan yana durursa birbirini korur. Evet. Onun dışında her şey senin elinde. Benim de mesela dünkü build'ımda biz herkes ayrı durmak istiyordu hatta. Ya işte build'lar var. Tactical kısmında da derinliği var. Birazcık subtle sadece. Yani belki yakalamak birazcık zaman alıyor olabilir. Yani ben primary mekanizma olarak bir şey görüp onu oyunun çok önemli bir aspekti sanıp yanıldım o zaman. Gibi oldu evet. Bence tam tersine bu senin aslında bu meseleyi abi bu oyun böyle oynanmak üzere dizayn edilmiş. Adjacency mekaniği üzerine diye hissediyor olman aslında bence oyunun güçlerinden biri. Ben mesela XCOM izlerken de hep aynı şeyi düşünüyorum. Sen çok sağlamcı bir oyuncusun. Abi o adamı oraya koyalım, bu adamı da buraya koyalım, şunu da şuraya koyalım vesaire diye. Ben mesela harala gürele haydi arkadaşlar falan diye oynuyorum. Benim de bir build'im var. Çift baltalı, çift elli balta tutan bir abla. Her ata bir aksiyon. Zıplaması var. 3-4 kare ileriye zıplaması var. Hı hı. Ve gardiyanı var. 2 tane counter ataklı kritli. Dolayısıyla benim temel meselem bu ablayı ortaya koyup çok çok diye 2 tane vurup back atakla da 2 tane vurup ondan sonra onun çevresinde tuzaklarla falan geriden büyü tuzak vesaire benim olayımda bu hiç adjacency'yle ilgilenmiyorum yani. Eyvallah abi. Doğrudur. Build'lar var. Oyunda build'lar yok demiyorum ama oyunun ana mekaniği olarak koymuş olduğu şeyi görünce hani şöyle diyeyim o zaman. Oyunda İlk defa oynayan adam primary mekanik olarak sana öğrettiği şey bu olduğu için bunun üstüne gidecektir. Belki de adam şöyle düşündü. Acemiysen ölme. Ölmemeni sağlamak için primary mekaniğe sevgi tümseyi koydu. Sevgi tümseyinin dışında bir şeyler düşüneceksen oyunu öğren.
Sevgi Tümseyi dışını sen geliştir demiş. Yani belki de oyunun herifin önerdiği ana oynanışı Sevgi Tümseyi, bunun dışı senin seçimin diyor belki de. Adjacency oyunda bir mekanik kesinlikle, ama bu mutlaka senin bütün adamların birbirinin yanında olacak diye bir şey yok. Yani mesela büyücünü interfuse ettiği objelerin yanında adjacency konsepti var. Yani sadece ileride olan adamların yan yana adjacent, kalan herkes geride yan yana adjacent gibi ikişer ikişer gruplu şeyler kurabiliyorsun. Var, evet. Doğru. Yani büyücün çok interfuse ederim, her interfuse'umdan da kendime artı alırım diyor. Bir yandan da benim interfuse'larım işte adam... grup arkadaşlarıma fire damage artı atak vesaire verir diyor. Hı hı. Böyle bütün ortalığı interfüze de ilerliyorsun mesela bir grupla. Yan yana durmuyorsun. O zaman primary şeyi görünce ben biraz aceleci belki davrandım. Ana mekanikin içine adjacency gömersen herkes adjacent olur, IoT beholder oluruz abi diye düşündüm ama siz benden daha deneyimlisiniz. Abi o sağlamcı mekanizma öyle başlıyor ve onu geliştirebiliyorsun kesinlikle ve bambaşka build'lar oluyor. Evet. Benim combat konusunda mesela yani XCOM'dan daha iyi olmamasının sebeplerinden bir tanesi bir aşamada mesela o robot kampanyanın Mortagiler miydi neydi o arkadaşlar? Böyle ikinci, üçüncü şeyden sonra tamam yani. Geçiyorsun. Akıyor aşağı ve tabii ki hard oynuyoruz obviously. Hani o akıyor yani ondan sonra. Orada bir sorun kalmıyor. Yani o sistemin o ne kadar güzel çizilmiş olursa olsun, senaryolar ne kadar güzel olursa olsun, o sistemin sana verebileceği şey çok limitli. Yani çok absolut bir limiti var. Yani atıyorum 80 tane farklı şey olabiliyor burada diye. Ve onları gördükten sonra bir aşamada en son combat bile o Ulistrix combat'ı. Yani hani senaryonun devamını izlemek için yapıyorsun. Yoksa Ulistrix de işte böyle tam çok hit pointli abi. Herkesi nasıl öldürdüysek bunu da aynen öyle öldürüyoruz. Daha çok vurmak gerekiyor sadece. Evet. Ama burada şöyle bir gerçek de var belki de Serbilaz. Şimdi biz bu işin biraz bokunu çıkarmış insanlarız. Yani bu ama bu bir gerçek. Mesela Gülüşen'le benim oynadığımız Mutant Year Zero ve sonraki o aynısının başka resim giydirilmiş versiyonu falan. İzlediyseniz bilmiyorum. Gülüşen'le çok oynadık biz o oyunu. Başına oturduk ve bu nedir abi dedik. Yani burada artık no brainer bile denmez yani, ama sanıyorum bu biraz bizim şeyimizle ilgili. Bizim tarzımız, gamer tarzımız bokunu çıkarmıyor. Fazla kolay geliyor yani. Hani kolay değil söylemeye çalıştığım şey. Basit. Ama combat bir aşamada repetitif oluyor kaçınılmaz olarak. Yani ama abi zaten aynı şeyi yapıyorsun. Roguelike yani. Oyun bu yani. Biraz repetitif olmayan roguelike oyun mu olur yani? Adamın derdi olayınca karakter leveling gibi bir yerden sonra yavaşlıyor. O adamın yaptığı şeyleri gerçekten Serbrant'ın dediği gibi artık bütün çok çalışılmış kombatlar oluyor. Böyle tıkır 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 ne planladıysan genelde yani bir yerden sonra düşmanlar senin yaptığın planı pek bozamıyorlar. Evet. Tamamen kontrol. Böyle gerçekten biraz daha ofansif bir plan yaptıysan, böyle Alpha Strike tarzı bir kombat şeyin varsa, böyle kombat başlıyor, merhaba işte ben de boğayım, ben de bilmem neyim falan, böyle içinden geçerek devam ediyorsun. Sıra gelmeden ölüyor yarısı yani. Evet, Alpha Strike'a da evet, çok ateşli hani, çünkü zaten biz başlıyoruz oynamaya. Biz baş, hepimiz invade ediyorlar ya mesela. Invade ediyorlar, defans kuruyorsun falan. 9 tur survive et diyor. Ben 4. turda kapıyorum orayı. Kimse kalmıyor zaten. Yani. Evet, evet. Yani biz git, onların çıktıkları yerde bekliyoruz baltayla. Çıkanı vuruyorsun, bitiyor ondan sonra. Hadi bakalım falan diye. Yani o offense build yaptıysan oyun sana karşı bir şey sunamıyor bir aşamada. Güzel yani, güzel bir nokta. Bak Gülşen de aynı şeyi söyledi. Agresif build yaptığın zaman demek oyun zayıf kalıyor. Yani oyun çünkü overwhelm olacak şekilde onların saldırıp senin savunmanı belki herif düşündü. Ama sen saldıran bir yılda... Moblar biraz dandikler yani. Özellikle interfuse yapan mobların daha bir şey yaptığını görmedim yani. Böyle yani böyle dişe dokunur bir şey yok yani. Hani biri de bana interfuse'dan o bir splinter blast bizi bir kafamıza bir çakın kendimize gelelim. Yok yani. Evet. Geliyor ağzının içine kadar interfuse ediyor, böyle duruyor. Karşısında baltalı adam var. İkiye bölüyor falan. Görmüyor. Bana tam olarak bunun dengelenme mekanizması oyunda şöyle gibi geldi. Farklı farklı düşman ırklar var. Yani o mesela Gorgonlardaki oyun tarzın robotlarla alakası yok. Robotlar başka bir şey yani. Robotlardaki oyun tarzın ondan sonraki abi, o deep abiler bambaşkalar yani. Hiç alakası yok. Evet. Dolayısıyla bu yeni gelen Trilix midir nedir? O kampanyayı ben merakla bekliyorum. Çünkü o başka bir şey olacak herhalde. Onlar daha interfüzyon yani falan. Kendi repetitif olacak ama mesela orada şey var, böyle bret atan bir abi var, gördüm. Mesela o ilginç bir sistem yani. O
onu da dengelemeye çalışmış gibi bir his var içimde. Yani çünkü o robotun, yani robot campaign'inde build ettiğim şeyin karşısına çıkabilecek bir robot ekibi yok. Evet. Tamam, ne yollarsan ama onlar, ama Gorgon'la aynı değil diyorsun. Değil. Dolayısıyla bu, mesela bu çok hani, deneyimli, çok deneyimli gamerlar olmanızdan kaynaklı. Şöyle bir şey var. Yakalıyorsunuz boşluğu yani. Bir de şöyle bir şey var. Böyle bir Talent Tree gibi bir şey yok. Ben onu beğendim. Roguelike kontekstine daha uygun ben. Yani böyle açıyorum 10 tane skill var. Bir seçe seçe aşağı gidiyorum gibi bir şey olsa. Çünkü sen o zaman build yapacağım. Bir sonraki campaign'de de aynı build. Bunu da onun da rent 3 taneden birini seç deyince hep aynı build'i yapamıyorsun. Biraz situation bakıyorsun canavara. Ulan bu DPS'ler işte magic damage çok vuruyorlar. İşte şeyleri alalım biraz daha. Warding veren şeylere inanalım. İşte öbürü başka bir şey yapıyor. Bir de zaten yani bazen çok kötü skill'ler geliyor 3 tane. Hmm. Bir tanesini alıp ona göre bir şeyler alıyorsun. Başka bir build oluyor. Bence o güzel olmuş. Sen şeyi beğendin yani. Random geliyor ve sonrakilerin ne olacağını da önceden tabii. bilmiyorsun. O anda random. Bence çok işte. Yani evet. O bir daha o campaign'i oynadığı zaman combat da dahil her yani pek çok şeyin farklı olmasını sağlayan şeylerden bir tanesi. Öbür türlü ben bir tane build çıkartırım King gibi. Her yolun campaign'i onu kullanırım yani. Ben ilk başta mesela, çok yadırgamıştım. Mesela XCOM gibi yani. Daha mesela. Böyle mesela. Crash oyunlarda olduğu gibi. Ben yadırgamıştım bu gelen random. Ulan XCOM gömmek için de en sert kadroya geldik yani. Çok yanlış. Tıraş dedi ya. Dilimi ısırdım yani. Çok tıraş yanlış dedi. Bir kadroya XCOM gömüyorsun gerçekten. Baya yani. Baya. Olsun. Yanlış yani. Olsun. Ben ilk başta çok yadırgamıştım. Bu 3 tane çıkıyor. Abi ben nasıl build yapacağım falan diyordum. Sonra şunu fark ettim. Bu 3 tane önüme çıkan skill aslında atıyorum. FTL oynarken girdiğim bir trade outpost'ta karşıma çıkan 3 tane yeni silah seçeneğinden hiçbir farkı yok aslında. Adam yani ben oyun o kadar iyi bir FRP oyunu ki oyunun roguelike olduğunu ben gözden kaçırmışım aslında yani. Sonradan düşününce dedim ki abi oyun roguelike ne bekliyorsun? Tabii böyle yani. Ben orada şeye takmışım işte Günüşen'in Turtle Kisser olması bilmem ne filan. Mesela bu bakımdan beni gözümü boyamayı becermiş olması çok hoşuma gitti sonradan düşününce. Herif haklıymış, ben haksızım. Oyunun en güçlü yanı zaten. Derken Günüşen değil. Günüşen haksız da. Oyunu yapan adam haklıymış yani. Orada şey yaptı. Build seçenekleri konusunda peki şey hissettiniz mi? Yeterince build var bu oyunda. Değişik yeni build'lar yapabilirim. Evet. Var diyorsunuz. Abi o evet. Yani benim 3 campaign'de hiçbir hunter'ım aynı şeyi yapmıyordu yani. Güzel mesela. Onu teknik adam Umut'a bakmak istiyorum ben. Biraz daha teknik analizci. Bakalım Umut'a. Abi build var. Bayağı kombinasyon var. Yani yine dediğin gibi bir cap var tepede illaki. Ama benim de aynı şekilde aynı build'ım 2 kere 3 defa olmadı yani. Bir de random skill'ler geldiği aynı, için zaten olamıyordu tam. Yani bir bütün de, bir campaign'de mesela Ulstrix campaign'inde aynı skill'in geldiği 3 kere mi 2 kere mi ne oldu? Yani daha önce bir yerlerde gelen bir skill'in başka birine geldiği diyeyim aynı kişiye bile değil. Evet. Bir de şeyi unutmamak lazım. Bu adamlar 3 level atlıyorlar. 4 evet. level atlıyorlar belki. En inanılmaz legendary kahraman 5. level oluyor. Zaten achievement'ı var. 5. level'a geldi. Bravo abi diye. Yani modlar var abi. 80 tane gelmiyoruz ki. Evet. Ne modu var evet. abi? Daha fazla level alma modu mu var? Yok hani oyunun bu kısmını değiştiren bir sürü mod var. Hani mesela silahlar skill getirir yanında diye modlar var. Hani şey Fang X vardı ya mesela. Bildiğin X'ti ama sadece adı Fang X'ti. Mesela bir mod var. Fang X Broad Swipe özelliği veriyor sana. Falan gibi böyle bütün mod işte bütün silahların özellik verdiği şey var. Humans oynarken var. Sen bu modlardan bahsetmiştin. Ben de o gün sana dedim ki evet. sonra böyle bir toplantı yapacağız. O gün anlatırsın demiştim. Senden şeyi rica edeyim bu arada. Şimdi anlat tabii anlatmak istediğini ama önerdiğin modları da bana bir ara liste olarak verirsen bu videonun tamam. altına ben de description'a koyayım da insanlar abi ne gibi modlar varmış daha iyi görürler. Senden öyle bir liste rica ederim. Ama birazcık bahsetmeni isterim. Şunu beğendim, bunu beğendim dediğin ne modlar? Abi oyunu baştan sona değiştirmiyor modlar. Birazcık da komünitesi küçük bir oyun olduğu için hani indie olduğu için henüz. Bakalım ileride ne olur bilmiyorum da. Mesela şey Expanded Humans var. Boyun uzunsa sana artı bir health eksi 10 dodge veriyor falan gibi. Aa. O humanlığın şeylerini değiştiren şeyler var. Atıyorum işte silahlar var. Expanded Romance Options. Kullandım. Ben o bayağı keyifli. Yani güldürüyor insanı işte. Bir sürü saçma sapan şey oluyor oyunda. İşte Armor, Steams gibi her şeyin expanded versiyonu var. Smoker diye bir adamın yaptığı seri. Onlar çok güzel.
Bu spiritleri upgrade eden bir versiyon var. Onu seviyorum ben. Kurt adam seviyorsan karakterinin görünümünü tamamen kurt adama dönüştüren bir tane mod var falan gibi böyle. Hani tip tip modlar var. Çok fazla değil library. Ama yazılacaktır abi. Daha oyun yeni geliyor. O zaman zaten ya bir şey diyeceğim. Listeyi de verirsen izleyicilerin de önüne koyarız tarımda abi. Tamam. Karakter development'ıyla ilgili bu aldığımız level'lar dışında yine bizim kontrol edemiz başka bir yan daha var ki benim karşıma çok çıktı. Belki herkes için böyle olmamıştır. Bir noktada benim partimde bir adam fire element'e dönüştü, bir tanesi ayıya dönüştü, bir tanesi kristale dönüştü, bir tanesi iskelete dönüştü. Yani ayı ve iskeleti hiç görmedim mesela. Bende bir tanesi kanat çıkardı. Kanat ben görmedim. Bir tanesi şey water spirit'le mate oldu, yarım water oldu. Böyle blue renge döndü. Fire elemental var. Biz shrine'e bir dua ettik falan. Yani fire elemental ablayı ben görüyorum. Bende ablaydı en azından. Bir de her şeyin sonunda seçiyorsun. Daha da olsun mu fire elemental? Bacakta evet, fire olsun. Olsun, bastım şey bende. Yapıştı. İskelet bu arada öyle değil. İskelet adamın personal quest'iydi. Lanetli bıçağı vardı. Bırakırsan kurtulacaksın, bırakmazsan dünyayı kurtaracaksın, sen çöpe gideceksin dediler. Bırakmıyorum lan bıçağı dedim. Adam iskelete dönüştü. Kaç abi müthiş bunlar mesela. Yani. Harika. Ben, bana da geldi yani o. Ben bıraktım bıçağı mesela. Yani. Ben bırakmadım. İskelet oldu. Bırakmaz yani. Yani şunu söylemek istiyorum. Bu hikayeler geldi bak ne kadar hepimizin aynı anda abi falan diye girmesinden benim mesela kafamda hep şey var sürekli en baştan beri bu Sinan'la beraber o orman ruhuna çıktınız. Sinan tabii overkill olduğu için kır dalını kırdı kaçtı. Kartal gördünüz bir tane. Kartalın yumurtasını alıp kaçtınız. Ben oralarda hep iyi insan seçenekleri yaptım. Yani kartalın yumurtası abi bırakalım kartalın yumurtasını falan diye. Bambaşka şeyler oldu ve yani çok istiyorum bir kere daha çıksın diğer seçeneği seçeyim diye ve çıkmıyor. Evet. Yani bu mesela Güneş'in anlattığı abi iskelet adam olması, ayı adam olması. Yani benim işte kanatlı kadın çıktı uçuyor falan. Fighter'ım ayı oldu. Silah kullanamıyor. Elleri pati. Kartal'da ben yumurtayı aldığını seçtim ama zarı tutturamadım. Geri gelirken o kartal swoop edip kafasına vurdu şey herifin. Herif düşüp şeyi kırdı. Yumurtayı kırdı. Al işte. En son sahne oturuyorlar akşam kampta. Şey dağın eteğinde. Yukarıda şey yumurtasının peşinden ağlayan, bütün gece boyunca ağlayan bir kartal var. Sen adamı görüyorsun onu çalmaya çalışan adamın. Kafası önde. Goofball'a -20 aldı. Oo. Daha az mutlu bir insan oldu gerçekten. Bütün gece o kartalın çığlıklarını dinlemekten. Ya gerçekten çok ilginç. Şerif'in şey yaklaşımı, oyunu yapan adamın dev bir makro öykücü tadında bütün hepimizin hikayelerini idare ediyor olması çok acayip. İşin stratejik tarafıyla ilgili şeyi soracağım size. O konuda ne düşünüyorsunuz? Benim en beğenmediğim yeri oldu oyunun. Stratejik tarafı derken hani işte taktikal olmayan ve build olmayan tarafı. Çünkü map'te geziyoruz falan onu mu diyorsun? Hem o hem de işte ben çok şikayet ettim ya belki playthrough'u izlediyseniz görmüşsünüzdür. Abi adamın deck'i var. İşte bir de invasion mı diyor ne deniyor? Invasion mı diyor ona? Incursion. Incursion ha. İşte incursion'ı var. Kötülerin iki tane main mekaniği var. En önemli mekaniklerinden bir tanesi işte giderek yaratıklarının güçleniyor olması. Bunu Umut'la oynarken galiba söylemiştim. Evet. Ve oraya eklenen kartlar benim bir türlü umurumda olmadılar. Yani böyle bir burada bir duygusal bir şeyden bahsediyorum. Teknikten değil. Abi siktir gorgonlara bilmem ne geldi. Hiç öyle bir şey olmadım. Hadi geç burayı. Bu pencereyi kapat lütfen. Evet. Diye oynadım. Trivial biraz evet. Ben mi öyle oynadım? Siz öyle hissettiniz mi? Gerçekten ne düşünüyorsunuz? Aynen hissettim. Neden orası acaba öyle oldu ya? Hani ne dersiniz? Haklı mıyım? Abi zamanı manage etmeye çalışıyor. Ben tamamen aynı şeyi düşündüm senden. Ve şöyle bir fark etme oldu bende. Bu robot campaign'inde oldu. Robot campaign özellikle uzun bir campaign. Böyle 5 ayaklı falan. Robot campaign'inde oldu. O en başta ilk çıkan dandik bir robot var. Böyle şeye benzeyen, akrebe benzeyen, kuyruklu. Hı-hı. Yan yana gelince bone fuse oluyor. Artı bir armor kazanıyorlar. Tam bizimkisi gibi. O arkadaşlar ilk oyuna geldikleri zaman 3 hit point'leri, 1 armor'ları var. Ve yani bunlara bir şey yani 3 hit point ne abi yani okey tamam gelin yani ben iyiyim tüfüze dördünüzü alırım yan yana yani. Bir de yan yana geliyorlar toplaşıyorlar falan ha oldu şak diye vuruyorsun tüfüze. Abi yani bunlara bir her kart geldiğinde ben gelsin bir şey olmaz ha gelsin bir şey olmaz falan dedim. Son kombatta bunlar 4 armor 9 hit point diye geliyorlar ve 20 tane geliyor. Rööö diye. O zaman anladım şeyi. Kaçmış sende.
Ha, ulan böyle oluyor. Sistem bu. Yani çok incremental minik yükselmeler. Çünkü adamın manage etmeye çalıştığı zaman 60 sene. O campaign 60 senede doluyor. Doğru tabii. Dolayısıyla sen aslında o adamın 3 hit point'ten 4 hit point'e çıkmasını, çıksın abi ne olacak? Benim yani Splinter Blast'im zaten 5 ila 8 vuruyor yani. Kafaya göre diyorsun. Ama 60. senenin sonunda canavar olmuş oluyor bu herif. Evet. Ben o mekaniği daha bunu fark ettikten sonra daha takdir ettim mekaniği. O Yoksa gün hiçbir kart bana oynarken da koymadı yani. yani sadece kartın koyması da değil. Benim orada başka bir duygusal bir şeydi. Kartın ne kadar güçlü olduğundan önemlisi. Kartın ne kadar güçlü olduğunu bana oyun hissettiremiyor duygusuydu. Yani böyle bir şey söylüyorlar. Abi işte kart geldi. Bilmem ne artacak. Ya bu kartı okuyayım ya mı? Ne değişti acaba? Oyunda ne değişecek diye düşündürtemedi bana. Böyle bir tuhaf bir duyguydu yani. Benim demek istediğim oydu. Mutlaka o kart etkiliyor tabii oyunu da. Belki Kartların biraz tasarımı da kötü. Abi belki o ondan. kartın üzerinde en küçük puntoyla yazan şey tek önemli şey yani. Ya evet onu Aldığı seninle bonus konuşmuştuk. en küçük puntoyla en altta yazıyor. Hele bir de düşük çözünürlükte falan oynuyorsan kesin kesiliyordur falan da orası yani. Kağıt katlanmış foldaplarla oyunu oynuyoruz falan konusunda benim kadar hoşlandınız mı siz de o fikirden? Abi çok Ya iyi ben gerçekten. beğenmemek Çok güzel bir bence. yana acayip hoşlandım çünkü yani. Ne diyorsunuz Evet. bu genel duygusu hakkında? Ben Ya ben bayıldım. şeye benzettim Dediğim. bu ekolü. Biraz BattleTech. bu in BattleTech mi? Ben BattleTech'e benzettim. Eski BattleTech'e. Ha, eski BattleTech'i ben bilmiyorum da şey bu Darkest Dungeon'a. Evet, Yani biz doğru. bu parayı zaten paramız yok. Yani. Gidip böyle grafiğe mrafiğe vereceğim bize. Şöyle tabii burada zar tutmuş. Güzel artist bulmuşlar herhalde. Çünkü hani iki boyutlu işte karton fold-up şey de Darkest Dungeon'da öyleydi. Böyle çizimler birbirine vuruyor Hacı Vatkaragöz gibiydi. Ama bunları çok güzel yapmışlar bir şekilde. Ki bak onlar Ve bir de modülerler. Yani o adamlar evet. o foldaplar bir de parçalardan oluşuyor yani aslında. Darkest Dungeon'dakiler sabit Hacivat Karagöz kuklaları. Bu herifin Evet. yaptıkları random bir de yani. Ses konusunda şöyle bir şeyim var. Adamlara bunu anlatmak lazım. Gidip yazarım belki. Ses çok pahalı bir şey değildir. Yani şeye kıyasla, görüntüye kıyasla. Ve bence bu oyunun ses efektlerinde eksik var. Bu oyun her türlü interface problemini daha çok ses efektlerinin üstüne giderek çözebilir gibi hissediyorum. Böyle bir hani bakın burası önemli falan demek için bile belki herife de yazayım bunu ya adamın şeyine, komünitesine yazayım yani. Çok da pahalıya gelmez herhalde. Ama bu belki de yaşımızla mı ilgili bilmiyorum. Fold up'ı gördüğümde ben iyi ki böyle dedim. Hani yani hayvan gibi render edilmiş 3D modelden daha çok hoşuma gitti bu böyle. Gerçekten Kesin. oynuyor gibi hissettim yani. Hatta Serpulent'le ilk oyunu oynadık. Ta 30 sene önce gidip sihri açtığımız günlerde Ozalitçi'de Serpulent'le Karton karton kesmece. fold-up'ları kestiğimiz gün aklıma geldi filan. O biraz çocukluğumuza hitap etti bizim herhalde yani. Abi ama çok şirin. O yani Çok şirin. ilk en başta o ateşi söndüren karton yandan tutup şöyle yapmışlar yani. Kık Evet kık abi. diye sallamışlar yani. Çok şirin hakikaten. Gerçekten bu bir hikaye oyunu. Storytelling oyunu. Evet. Öncelikle. Adam yani o şeyden hiç çıkmamış. O vizyonunu hiç kaybetmemiş. Ama storytelling derken bir yandan gameplay'den öyle çok fazla mesela Mutant Year Zero da storytelling oyunuydu ve gameplay'i iki mission'dan sonra yoktu yani. Bu öyle İşte değil. Gameplay de var yani oyunun. adam o storytelling'i gameplay'in içine koyduğu için aslında bir şekilde. Hani şey değil. Böyle bir linear story var. Bu da işte arada çıkan görevlerdeki mekaniğin gibi değil yani. Mutant Year Zero öyleydi. Hikaye devam eder. Sen arasını combat istediğin yerde al. Bu da bambaşka bir şey yani. O combat'ı çıkar o şey Mutant Year Zero'nun içinden. Başka yere koy yine çalışırdı. Aynı şekilde. Mutant Year Zero'yu kasten koyuyorum denklemin içine. Çünkü çok yanlış bir oyun aslında kıyaslamak için. Evet. O yüzden kasten koyuyorum. Hani bu kadar lineer, bütün kombatlar birbiriyle her seferinde aynı. Bu kadar lineer bir oyunla bunu şu yüzden kıyaslıyorum. Bu herifin yaptığı kadar iyi bir hikaye anlatımı aslında Mutant Year Zero gibi oyunlarda olur. Bu Evet, kadar lineer anladım. oyunlarda olur. Bu herif roguelike bir oyunda. Bak konuşmaya başladık. Serbilat abi hikaye, hua hikaye diye girdi. Bunu becermiş olması gerçekten takdire şayan yani. O zaman gelelim puanlamasına biliyorsunuz şimdi bir puanlama yapımız var. Bir şey düşündünüz mü puanlama ile ilgili? Bu oyunu nasıl puanlarsınız? Nasıl bir ölçek kullanmak istiyorsunuz? Yakın zamanda yaşanan bir olaya da gönderme yaparak Salgınlar. rahmetli futbolcular üzerinden Maradona veriyor. Maradona Oho. verdi.
Kaç eder abi bir insanların anlayacağı. Maradona'nın kaç ettiğini bir düşünelim. Hesaplayamadım. Maradona'nın forması kaç abi? Sormayalım. Maradona'nın kaç ettiğini yani. O kadar diyorsun. Gerçekten. Tanrı'nın eli. Maradona verdim dedi adam. Ya. Adam Maradona verdi arkadaşlar. Siz ne diyorsunuz? Biraz abarttı ya. X.com'da niye olsun diye uğraşıyor. Ya bırak şimdi. X.com yani onun üzerinden 9 da buna 10 vereyim de geçsin gibi bir şey var zannediyorsan iyice yanılırsın. Yok hayır da X.com bunu geçemesin diye uğraşıyorsun. Ben de ne yaparsam yapayım. Geçemedim Maradona'yı yani. Siz ne diyorsunuz Serbilant Umut? Ne diyorsunuz? Ben nostaljik oyun sistemleri arasından AD&D veriyorum. O ama bu da yüksek bayağı. Evet. Tako. Takolu makolu. Takolu makolu. Takolu makolu. Takolu makolu. Yani abi bu arkadaşlar çok yüksek not verdiler. Bence de, bence de. Ben bu kadar evet. Yüksek not vermem mesela. Sen ne dersin Serbilant? Karaköy'de Güllüoğlu baklavacısı vardı. Oo. O baklavacıya girdim ben ilk defa. 10 yaşındayken falan. Dedim ne baklava falan çok ünlü diyorsunuz. Ver abi baklava. İlk defa mı yiyorsun dedi. İlk defa yiyorum dedim. Bir fıstıklı baklava verdi kadın bana. Böyle eliyle çıkartıp verdi al abi diye. Yedim. Dedim ki ben daha önce baklava yememişim. Buymuş. Demek ki tamam. Tatlılardan baklava veriyorum ben böyle. Çok iyi bir oyun. Oo. En sevdiği şeyi verdim. Evet. Hepiniz benden daha yüksek not verdiniz. Ben de işte ne vereyim? Belki daha çok oynadığımız için olabilir. Abi olabilir. Belki olabilir. Hayır ben de kötü bir not verecek değilim. Bu oyun güzel bir oyun da. Belki evet daha çok oynadığınız içindir. Leblebi çeşitlerini düşündüm ben de. Benim en sevdiğim kuryemiş leblebidir. Değişik leblebi çeşitleri arasında. Şey diye bir şey düşündüm. Böyle sarı leblebi tabii. Güzeli sarı leblebidir çünkü. Dönüşen sakın itiraz etme. Hayır beyaz X.com falan bir şey deme yani. Hani böyle ben demiyorum. Beyazı seven Atatürk. Atatürk ben şimdi var, ne diyeyim evet. Yani? Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun da böyle hani çok iyi malzemesi. Ben demiyorum adamın diyor yani. Malzemesi çok iyi. İyi nohuttan yapılmış, kavrulmakta olan leblebiyi şey gibi hissediyorum. Sanki kuruyemişin önünden almış yemiş gibi hissediyorum. Biraz daha kavurduğu zaman bu çok güzel bir oyun olacak. Sonunda çok güzel bir leblebi olacak. O yüzden ben de en sevdiğim kuruyemiş olan sarı leblebiyi verdim. Bir Maradona mıdır bilmiyorum yani. Ama yani adam Maradona dedi ayı gibi yani şimdi onu top edemedik. Çok teşekkür edeyim arkadaşlar. İnşallah izleyenlerin de işine yaramıştır. Dördümüzde herkes şey diyor gibi görünüyor. Ey izleyen insanlar bu oyunu alınız, destekleyiniz, oynayınız. Değil mi arkadaşlar? Evet. Evet. Hatta Shutter'a Steam Awards zamanı ne değil güzel mi? Gidip oy da versin insanlar yani. Evet. Tam buna oy vermeyeceksek neye vereceğiz? Güzel dedim. Adam Maradona dedi. Artık daha fazla söze gerek yok. Maradona rahmet istedi. Ne yapalım? Oynayınız, beğeniniz. Güzel oyun arkadaşlar.